aile hekimlerine getirilen kısıtlamalar mağdur ediyor. Geçen gün ağrı kesici aldım eczaneden. Bağkurumuz da var. Akdeniz Eczane Teknisyenleri Federasyonu ve Eczane Teknisyenleri İskenderun Dernek Başkanı Cemal Çelik, aile hekimlerine getirilen yeni ilaç yazma kısıtlamalarının vatandaşlar ve eczaneler üzerinde ciddi bir yük oluşturduğuna dikkat çekti. Yazamazsın, antibiyotik yazamazsın, mide ilacı yazamazsın. Kota verildi. Bununla ilgili vatandaşlar da gelip en son burada eczacılarımıza ve eczane teknisyenlerine patlıyor haklı olarak. Çelik 1 Kasım itibariyle yürürlüğe giren düzenlemeyle aile hekimlerine ağrı kesici, antibiyotik ve mide ilacı gibi temel ilaçları yazma konusunda kota getirildiğini ifade etti. Çünkü devlet hastanesine gitmesi lazım, uzmana gitmesi lazım bir mide ilacı ve ağrı kesici yazdırmak için. Devlet hastanesi izdiham. Bu durumun özellikle yaşlılar ve emekliler için büyük bir sıkıntıya yol açtığını vurgulayan Çelik, vatandaşlar uzman doktora veya devlet hastanesine yönlendirilmek zorunda kalıyor. Ancak özellikle 70-80 yaşındaki emeklilerimizin bu durumu karşılaması çok zor dedi. Vatandaş nasıl gitsin? Özellikle 70-80 yaşındaki emeklilerimiz çok büyük sıkıntı çekiyor. Bununla ilgili yetkililerin bir an önce bir çözüme kavuşması lazım. Hakikaten vatandaşlar çok zor durumda. Bizler ve eczacılarımız da zor durumda. Versen bir türlü, vermesen bir türlü. Onun için bunun eski düzene geçmesini bekliyoruz yetkililerden, aile hekimlerinden. Tamam antibiyotiği anlıyoruz ama bir mide ilacıyla ağrı kesicinin yazılmaması enteresan bir şey. Ağrı kesiciyi bir türlü yazdıramadık yani, sıkıntı bundan ibaret. Kocana gittik, yani bu ilacı yazamıyoruz dediler. Ben de şok oldum yani, bir ağrı kesici sonuçta yani. Eczaneye gittik, 180 lira para ödedik.